Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Osmanlı tarihindeki bütün ıslahatların neyini çözüyorduk sorularını çözüyorduk kaçıncı sorumuza kalmıştık 115. sorumuza kalmıştık 6. videodayız arkadaşlar takriben 8 videoda Osmanlı ıslahatlarının tamamını bitirmiş olacağız bunların bu soruların pdf'inde ücretsiz bir şekilde sizlerin hizmetine sunacağız arkadaşlar. E, duyurularımızı nerede yapıyoruz? YouTube topluluk kısmında yapıyoruz. Telegram grubumuzda yapıyoruz. Instagram sayfamızda yapıyoruz. E buralara da arkadaşlar abone olup e, takip ederseniz e, sevinirim. Buradan e, duyuruları görmüş olursunuz. E, şimdi ne yapalım? Hemen e, 115. soruda kalmıştık. Bu sorudan başlayıp e, videomuzu ne yapalım? İşleyelim. Değerli arkadaşlar, hemen sorumuza başlıyoruz. Yurt dışına çıkan ve bazı ülkelere Gezi düzenleyen ilk Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar yurt dışına çıkan ve bazı ülkelere gezi düzenleyen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Sultan Abdülaziz'dir. Bunu lütfen unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Yurt dışına çıkan ve bazı ülkelere gezi düzenleyen ilk Osmanlı hükümdarı Sultan Abdülaziz'dir. Buna göre Sultan Abdülaziz'in gezi düzenlediği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Arkadaşlar 4 tane ülkeye gezi düzenliyor. ÖSYM ne yapabilir? Bu 4 şıkkı verip 5. şıkka başka bir ülkeye atıp size bu şekilde soruyu yönlendirebilir. O yüzden bu devletleri bilmemiz lazım. Nelerdir bunlar? İngiltere, Fransa, Prusya, günümüzdeki nedir? Almanya'dır arkadaşlar. Avusturya. Bu 4 ülkeye gezi düzenlemiştir. Sultan Abdülaziz ancak hangi ülkeyi düzenlemiyor? Rusya'yı düzenlemiyor. Burada cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz geri alalım. Sorumuz uzun. Sultan Abdülaziz'in yurt dışına gizli düzenlemesinin sebepler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? Öncülü bir sorumuz arkadaşlar. Sorumuz tam gözükmediği için hangileri doğru olduğunu ben tik atarak ne yapacağım? belirteceğim. Ne dedik? E, hangisi arkadaşlar Sultan Abdülaziz'in yurt dışına gezi düzenlemesinin sebepleri arasında diye sorduk. 1. Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygallık olarak geliştiğini Avrupa'ya göstermek var arkadaşlar. Sebep, sebepleri arasındadır. Rusya karşı Avrupa'da diplomatik destek kazanmak var. Bozulan Osmanlı ekonomisi için Avrupalı devletlerden mali destek bulmak, borç para almak var arkadaşlar. Abdülaziz döneminde. Osmanlı hükümdarlığının kazandığı saygıyı Avrupalı halka göstermekte vardır. Arkadaşlar bu dört öncülümüze doğrudur. Düzenlenen gezinin sebepleri arasındadır. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. 118'e geldik. Ne diyor? Vilayet nizamnamesi yayınlanarak eyaletlerin kaldırılması aşağıdaki padişahların hangisi zamanında meydana gelmiştir diye sorduk. Arkadaşlar vilayet nizamnamesini Lütfen kimin zamanında hangi padişah zamanında yayınlandığını bilmemiz lazım. Vilayet Nizamnamesi kimin döneminde? Sultan Abdülaziz döneminde yayınlanmıştır. Önemlidir Vilayet Nizamnamesi. Bir diğer sorumuza geldik. Sultan Abdülaziz döneminde Vilayet Nizamnamesi içerisinde yayınlandığı anda olmayıp 1871'de yapılan düzenleme ile oluşturulan teşkilat yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Liva, e, vilayet, Liva, arkadaşlar, Kaza, Köy bunlar e, vilayet nizamnamesinin e, yayınlandığı anda olanlardır. Ancak 1871'e kadar nahiye yoktur. Nahiye 1871 yılından itibaren yapılan düzenleme ile birlikte ne yapacaktır? E, bunun içerisine girmiş olacaktır. Burada cevabımız nahi olmuş oldu. Ama dikkat diyoruz çok çok önemsiyorum bu soruyu. Bu soru arkadaşlar bu sene... Ne olabilir? Sorunuz olabilir her an. Oldukça önemsiyorum ben bu soruyu. 120'ye geldik. Sultan Abdülaziz zamanında basın yayın hayatı üzerinde denetim sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yayınlanmıştır? Arazi Kanunnamesi, Vilayet Nizamnamesi, Kanun Esası, Atbuat Nizamnamesi, Ramazan Kararnamesini şık olarak verdik arkadaşlar Sultan Abdülaziz zamanında basın yayın hayatı üzerinde denetim sağlamak amacıyla ne oluşturuluyor ne yayınlanıyor Matbuat nizamnamesi yayınlanıyor arkadaşlar bu da cevabımız değişik olmuş oldu Matbuat nizamnamesinin kimin zamanında olduğunu bilelim Sultan Abdülaziz zamanında yayınlanıyor değerli dostlar bir diğer sorumuza geldik. Sultan Abdülaziz döneminde demir yollarının idaresi için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi Nefise Mektebi, Mahalle Nezareti, Nafia Nezareti, Zabdiye Teşkilatı, Robert Koleji dedik. Arkadaşlar Abdülaziz zamanında demir yollarının idaresi için kurulan kurum nedir? Nafia Nezareti'dir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde... Emeklilik kanunu çıkartılarak emeklilik koşulları belirlenmiştir. Arkadaşlar günümüzdeki emeklilik koşullarının temeli hangi padişah zamanında Sultan Abdülaziz'in zamanında atılmıştır? Burada cevabımız Sultan Abdülaziz olmuş oldu. Emeklilik kanununu bilelim. Bir diğer sorumuza geldik. Sultan Abdülaziz döneminde para basma yetkisi tanınan banka aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu soruyu da çok çok önemsiyorum arkadaşlar çok çok önemsiyorum. Para basma yetkisi arkadaşlar Sultan Abdülaziz döneminde hangi banka? Bankı Osmani Şahane'ye arkadaşlar e, tanınmıştır bu hak. E, burada cevabımız Banka Osmani Şahane olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Çiftçilere mali destek sağlamak amacıyla memleket ve emniyet sandıkları aşağıdaki padişahların hangisi zamanında kurulmuştur? Arkadaşlar e, hangi amaçla oluşturulduğunu bilelim. Çiftçilere mali destek Neler kuruluyor? Memleket ve Emniyet Sandıkları. Kimin zamanında? Sultan Abdülaziz'in zamanında kuruluyor arkadaşlar. Ziraat Bankası'nın temelleridir bu iki sandık. Bir diğer sorumuza geldik. İlk Osmanlı pulu basılmıştır. Süveyş Kanalı Fransızlar tarafından açılmıştır. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları yapılmıştır. Önemlidir arkadaşlar bu özellikler. Hangi padişah döneminde? Sultan Abdülaziz zamanındadır. E, bu e, yaşanan gelişmeler arkadaşlar önemlidir. Beyler bir Be Sarayı'nı bilelim. Süveyş Kanalı'nın bu dönemde Fransızlar tarafından açıldığını bilelim ve ilk Osmanlı pulu da e, basılıyor Sultan Abdülaziz zamanında. 126'ya geldik. Sultan Abdülaziz döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle hazinenin iflas ettiği açıklanmıştır? Bir diğer önemli soru. Nedir? Arazi Kanun Namesi, Vilayet Nizam Namesi, Muharrem Karar Namesi, Matbuat Nizam Namesi, Ramazan Karar Namesi. Arkadaşlar aklınıza şöyle tutun. Biliyorsunuz ki bunlar hicri takvime göre aylar arkadaşlar. Ramazan Muharrem. Önce hangi ay gelir? Bakın önce hangi ay gelir? Ramazan ayı gelir arkadaşlar. Ramazan ayıyla yani Sultan Abdülaziz bakın. Sultan Abdülaziz, Abdülaziz. Arkadaşlar 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit. Önce hangi ay geliyor arkadaşlar? Önce hangi ay? Ramazan ayı. Ramazan ayı hangi padişah dönemindeymiş? Ee, hangi Ramazan kararnamesi daha doğrusu Sultan Abdülaziz dönemindeymiş. Muharrem kararnamesi ise arkadaşlar 2. Abdülhamit dönemindedir. Bu ikisi karışıyor. Sizler adına iflas ediyoruz arkadaşlar. Ramazan kararnamesi ile ilk başta burada cevabımız eşik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Sultan Abdülaziz döneminde üretimi canlandırmak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Üretimi canlandırmak için. Arazi Kanun Namesi, Vilayet Nizam Namesi, Islağı Sanayi Komisyonu, Sanayi Nefise Mektebi, Ramazan Kararnamesini verdik arkadaşlar. Üretimi canlandırmak adına Sultan Abdülaziz döneminde Islah Sanayi Komisyonu ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Galata Köprüsü ve Galata Beyoğlu Tüneli açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin en büyük dış borçlanması bu dönemde yapılmıştır. Önemlidir bakın. Erkek çocuklara meslek ve sanat eğitimi vermek için Islahane adında bir okul açılmıştır. Bu bilgiler arkadaşlar hangi padişah döneminde? Sultan Abdülaziz dönemindedir. Bu videomuz arkadaşlar Sultan Abdülaziz'e yönelik oldu. Önce 2. Mahmut arkadaşlar. Abdülmecit şimdi de Sultan Abdülaziz dönemiyle ilgili gelişmeleri ne yapıyoruz sizlerle birlikte işlemiş oluyoruz. Bir sonraki videoda 2. Abdülhamit dönemiyle ilgili bütün ıslahatları görmüş olacağız. Benim amacım arkadaşlar bütün padişahların hangi dönemde hangi ıslahatlar var bunları soru üzerinde görmeniz olacaktır. İnşallah da bu noktada soru çıkarsa en azından bir sizlerden teşekkürü arkadaşlar ufak da olsa bekliyorum arkadaşlar inşallah. Tabii ki de çıkar yaparsınız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah diyelim ve ne yapalım devam edelim ee, soru çözümümüze. Sultan Abdülaziz döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle her köy ve mahallede Sıbyan Mektebi'nin kurulması ve eğitimin eğitim kurulları kurumları yeniden yapılandırılarak Sıbyan, Rüştiye, İdari, Sultani ve Darülfünun şeklinde yapılandırılmıştır diye sorduk. Arkadaşlar Sultan Abdülaziz döneminde Marifi Umumiye Nizamnamesi ile birlikte ne oluyor? Her köy ve mahallede Sibyan Mektebi kuruluyor. Bu karar alınıyor. Ve eğitim kurumları yeniden yapılandırılıyor. Sibyan, Rüştiye, İdadi, Sultanı ve Darülfünun şeklinde yapılandırılmış oluyor. Unutmayın ne ile? Marifi Umumiye Nizamnamesi ile birlikte arkadaşlar. Önemlidir Sultan Abdülaziz döneminde. Darülfünun adı verilen ilk Osmanlı Üniversitesi aşağıdaki padişahların hangisi döneminde açılıyor arkadaşlar? Sultan Abdülaziz döneminde açılıyor Darülfünun. Bunu lütfen unutmayalım. 131'e geldik. Sultan Abdülaziz döneminde Ermeni ve Bulgar öğrenciler aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim görüp milli bilinç kazanmışlardır diye sorduk. Arkadaşlar hangi okulda? Roberts Koleji'nde e bu milli bilinci kazanmış oluyor Ermeni ve Bulgar öğrenciler. Sultani adında eğitim kurumları açılmıştır. Bu okul Hristiyan çocuklara Fransızca eğitim vermiştir. Bu amaçla açılan ilkokul Galatasaray Sultanistir. Yukarıda özellikleri verilen gelişme aşağıdaki padişahların hangisi zamanındadır? Arkadaşlar bu gelişme Sultan Abdülaziz zamanındadır. Cevabımız değişik olmuş oldu. Sultan adında eğitim kurumları açılıyor. Bu okul Hristiyan çocuklara Fransızca eğitim veriyor. Bu amaçla açılan ilkokul ise Galatasaray Sultanistir. Bir diğer sorumuza geldik. Kız çocukların öğretmen olması için Darül Muallimat adında okul açılmıştır. Öksüz kalmış çocuklara eğitim vermek için Darüşşafaka açılmıştır. Yukarıdaki gelişmeler arkadaşlar hangi padişah döneminde Sultan Abdülaziz dönemindedir? Bunları lütfen unutmayalım. Sultan Abdülaziz döneminde aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından ilk resim sergisi açılmıştır? Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Mustafa Reşit Paşa. Ahmet Mithat Efendi, Mithat Paşa. Arkadaşlar hangi e, padişah zamanında ilk resim sergisi açılıyor? Sultan Abdülaziz zamanında. Hangi devlet adamı tarafından açılıyor peki? Şeker Ahmet Paşa tarafından ilk resim sergisi açılmış oluyor. Bunu şu şekilde tutabilirsiniz. Osman Hamdi Bey'le karışıyor. Büyük olasılık sizler adına. Arkadaşlar sergi kelimesi S harfi. S'den sonra hangi harf geliyor? Ş. Şeker Ahmet Paşa'yı o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Sultanahmet Meydanı'nda ilk Osmanlı sergisi olan sergi Umumi Osmani aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında açılıyor arkadaşlar? Sultan Abdülaziz zamanında açılıyor. sergi Umumi Osmani ilk Osmanlı sergisidir. Sultan Abdülaziz döneminde Mecelle-i Ahkam Adliye adında İslam aile hukukunu yazan komisyonun başkanlığını yapan devlet adamı hangisidir arkadaşlar? Bu ismimiz Ahmet Cevdet Paşa'dır. Ahmet Cevdet Paşa arkadaşlar soru değeri taşıyor her zaman dikkatli olmamız lazım bu noktada. Meclislerin Sultan Abdülaziz döneminde Ahmet Cevdet Paşa'nın komisyonun başkanlığını yaptığını unutmayalım. Vilayetlerdeki hukuki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla nizamiye mahkemeleri aşağıdaki padişahların hangi zamanında kuruluyor arkadaşlar bu mahkemeler Sultan Abdülaziz döneminde kurulmuştur nizamiye mahkemeleri meclis vala yahka Adliye farklı idarelere ayrılarak şuray devlet günümüzdeki danıştay divan yahka Adliye kurulmuştur günümüzdeki yargıtay diyen bir tarih öğretmeni aşağıdaki padişahların hangisi dönemiyle ilgili bilgi vermiştir arkadaşlar hangi dönemle ilgili bilgiyi veriyor Sultan Abdülaziz dönemiyle ilgili bilgi vermiştir. Şuray Devlet ve Divan Ahkam Adliyeyi unutmayalım. Sultan Abdülaziz döneminde kuruluyor. Sultan Abdülaziz döneminde devlet kanun ve yönetmelik yönetmelikleri yayınlamak için aşağıdaki yayın organlarından hangisi çıkarılıyor? Hangi dergi arkadaşlar bu dergi? Düstur dergisi. Düstur dergisi Sultan Abdülaziz döneminde devlet kanun ve yönetmelikleri yayınlamak için çıkarılmıştır. Bu ikisi arkadaşlar 139 ve 140. soru biraz karışabilir. O yüzden birisi dergidir, birisi gazetedir. Bakalım bu sorumuz neymiş? Sultan Abdülaziz döneminde mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını. Bakın bu mahkeme bu normal nedir? Devlet kanun ve yönetmelikleri. Burada bizim e, anahtar kelimemiz mahkeme olacak arkadaşlar. Mahkeme e, nereden geliyor? Mehakim. Bakın çok benzeşiyor ikisi de isim olarak. Buradan ne yapabilir, e, ne yapabilirsiniz? Ayırt edebilirsiniz. Abdülaziz döneminde mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayınlamak için e, hangi gazete çıkarılıyor? Ceride-i Mehakim çıkarılmış oluyor. Hakimden aklınıza gelsin arkadaşlar. Mahkemede ne vardır? Hakim vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı donanması aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında yapılan yatırımlarla dünyanın 3. donanma gücüne sahip olmuştur? Arkadaşlar dünyanın 3. donanma gücüne sahip olmamız Sultan Abdülaziz dönemindedir. Önemlidir bu bilgi. Abdülaziz döneminde olduğunu lütfen unutmayalım. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Encümeni Danişin kuruluşuna öncülük etmiştir. Mecelle-i Ahkam Adliye'yi yazan komisyona başkanlık yapmıştır. Önemli eserler arasında kısa asa enbiya vardır. Yukarıda özellikleri verilen devlet adamı hangisidir arkadaşlar? Ahmet Cevdet Paşa'dır. Ahmet Cevdet Paşa önemlidir arkadaşlar. Dediğimiz gibi Encümeni Danişin kuruluşuna öncülük yapıyor. Mecelle-i Ahkam Adliye'yi Mecelle-i Ahkam yazan komisyona başkanlık yapıyor. Kısa Enbiya'da önemli eseridir Ahmet Cevdet Paşa'nın. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar e, sizlerle beraber Sultan Abdülaziz dönemini de bitirmiş olduk. İnşallah şu ana kadar e, ne yaptık 142 soru çözdük. E, buradan e, mutlaka sorular gelecektir arkadaşlar. E, Müsteri olunuz, e, bizleri izlemeye devam ediniz. İnşallah e, bu sene hem KPSS lisans e, ön lisans, orta öğretim hem de AYT, TYT tarihte ne yapacağız? İnşallah full yapmış olacağız. Allah'ın izniyle tabii ki de. Videomuzu burada bitirelim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kulaklarınıza sağlık. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.